Bu manzara her şeyi anlatıyor aslında. Ankara Mamak'ta deyim yerinde ise facianın eşiğinden dönüldü. Bir inşaatta kazı çalışması yapılıyordu. O kazı çalışması sırasında bitişiğinde de bu arkamda gördüğünüz Efe Apartmanı vardı. Efe Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Tabii apartmanda yaşayanlar hemen panik halinde apartmanı terk etti. Allah'tan terk ettiler. Ekipler geldi. Ekiplerin incelemesinden sonra 19 daireli apartmana giriş çıkış yasaklandı. Tabii bu durumda aileler geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Kepçeyi vurunca temelimiz oynadı. Buraya başladılar, başlayalı huzurum yoktu. Onlar kepçeyle uğraştıkça bina oynuyordu. Hemen herkesin dile getirdiği bu tehlikeyi nedense müteahhit görmek istemedi. Bunun ihmali yüzünden Mamak'ta akşam saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Yani bu tamamen iş bilmeyen, iş güzel bir müteahhidin iş güzelliği yani. Başka hiçbir şey değil yani. Hiçbir önlem almadan, hiçbir direkt veya da bir herhangi bir beton atmadan gelişi güzel 20 metre kazdılar ya. Zerdali Tepe'deki işte bu inşaatta dün bir kazı çalışması vardı. O çalışma sırasında hemen bitişiğindeki Efe Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. O çökme sonrası büyük panik yaşayan apartman sakinleri hızla binayı tahliye etti. Binayı kazarlarken bizim binanın giriş tarafı komple uçtu. Binada sallantılar oldu, gürültüler oldu, evet, çocuklar korktu. O binada tam 19 daire vardı. Sokağa dökülen aileler korku dolu saatler yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Mamak Belediyesi'nden yetkililer, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binayı kazarlarken bizim binanın giriş tarafı komple uçtu. Bizi mağdur ettiler. İnşaat yapacağız derken bizim hali hazırda binamızı inşaata çevirdiler. Ekipler binanın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Bina sakinlerinin apartmana girişine ise izin verilmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. Suçlanan müteahhidin de ifadesi alındı. Boşaltılan binanın akıbeti ise inceleme sonrası belli olacak. Korktuk tabii ki, korkulmaz mı? Can taşıyor orada. Çoluğumuza çocuğumuza dağıldık. 3-4 gün giremeyeceğiz herhalde. Birkaç gün dışarıda eşte dosta kalacağız. Yaşanan yıkımın ardından inşaat sahibi sabah saatlerinde bir çalışma başlattı. O çalışma kapsamında da yıkılan istinat duvarı şu anda güçlendiriliyor. Canımız da orada, malımız da orada. Biz bu zamana kadar o evler için uğraştık, krediyle aldık. Yani borcunu ödüyoruz.